Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz tavuk köftesi. Malzeme listemize bir göz atarak hemen tarifimizi yapımına başlayalım. Burada 600 gram kadar tavuk göğüs etimiz var. Rondodan ufak ufak doğrayıp çektim kuşbaşı şeklinde. Çok büyük çekmeyin, rondonuzun motorunu bozabilirsiniz. Onun için ufak ufak kesip o şekilde rondodan çekin ya da kasabınızdan rica edin. İsterseniz kalça eti de ilave edebilirsiniz yanına ama ben sadece göğüs etiyle yapıyorum. Diğer köfteden zaten hiçbir farkı yok. Sadece kıyma yerine gördüğünüz gibi tavuk eti kullanıyoruz. Tavuk göğsü ya da tavuk kalçası neresinden isterseniz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle bir tane soğanımızı güzelce onda rondodan çektim ama suyunu kesinlikle koymuyoruz. Köftemizi sulandırmasın diye. Suyunu güzelce süzelim. Bu suyu da koyarsanız çünkü bu kadar daha fazla galeta unu ya da ekmek isteyebilir. O da köftenin tadını bozar. Onun için suyunu süzdükten sonra kullanın. Tamamdır. Bir adet yumurtamız var. Onu da ilave ediyoruz. Galeta unumuzun da hepsini koymuyorum. Kontrolle ekleyeceğiz onu da. Bir su bardağı koydum ama yumurtanın büyüklüğüne göre koyduğunuz galeta unu ya da ekmek içi. Ekmek içi de kullanabilirsiniz varsa eğer. Şimdi baharatlarımızı da koyalım. Baharat olarak ne kullandım? Toz acı biber, toz biber kullandım. Curry, tuz, karabiber. Burada da kekiğimiz var. İstediğiniz şekilde tatlandırmak size kalmış. Hangisini istiyorsanız onu koyabilirsiniz baharatları. Burada 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullandım. Sarımsak olmazsa olmazı. Şöyle 3 diş kadar rendeleyeceğim. Çocuklarınızın oldukça seveceği bir tarif. Hem yumuşak hem lezzetli. İsterseniz yoğurduktan sonra difrize kaldırıp anne misafiriniz geldiği zaman da pişirebilirsiniz. Şimdi güzelce yoğuralım. Ben maydanozu hemen katlayacağım çünkü bizim evde herkes maydanoz sevmiyor. Onun için yarısını maydanozlu, yarısını maydanozsuz yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi galeta unu istiyor. Biraz daha ilave edeceğim. Kontrol tamamen sizin elinizde. Baktığınız cıvık oluyor. Biraz daha galeta unu ilave edersiniz. Ama iyice yoğurmaya özen gösterin. Şuradan elimi biraz suya batıracağım. Önce şöyle, vaktiniz varsa köftelerinizi biraz dinlendirin, çok daha lezzetli olur. Ben şöyle bir kısmını hemen şu şekilde, diğer yarısını maydanozlu yapacağım çünkü. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ara ara elinizi de suya batırın.
önce şöyle güzelce yuvarlayın. Sonra şu şekilde oval şekil verin. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Ben biraz büyük büyük yaptım. Şöyle cevizden biraz daha büyük alıyorum. Sade olanlar bu şekilde olacak. Videoyu fazla uzatmayayım. Bunları da aynı bu şekilde yapacağım. Diğerini de göstereyim size. Bunda maydanozlu yapacağım. Difrizdeki maydanozlarımı güzelce kırdım. Köftelerimize güzelce şekil verdik. Şimdi de kızdırdığımız yağda her tarafı kızarıncaya kadar güzelce pişirelim arkadaşlar. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Biraz daha az koyabilirsiniz. Biraz fazla olmuş. Şimdi güzelce İyice piştiğine emin olana kadar pişirelim. Ara ara arkasını çevirelim. Birkaç sefer arkalı önlü çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Böyle kızaranları yağlı kağıt koyduğumuz kabımıza alalım. Şu maydanozları da biraz daha bastırdım arkadaşlar. Geç pişiyor çünkü. Daha da yassı hale getirdim. Evet, köftelerimiz nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi bir kısmını maydanozsuz yaptım arkadaşlar. Siz de o şekilde istiyorsanız yarısını maydanozlu, yarısını maydanozsuz yapabilirsiniz. İyice pişirmeye, nar gibi olmasına gayret edin. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. İnşallah videodan memnun kalmışsınızdır. Sıkılmadan izlemişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı çok isterim. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Tariflerimin daha çok kitleye ulaşması için de sosyal medya hesabımdan görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.